Selam gençler, AirPods Pro 2. nesil Type-C Edition'ı aldım. Eskisinde arkadaşıma sattım arkadaşlar. Bakalım aradaki farklar neymiş, onları anlatacağım size. Bana bayağı soran oldu bu arada. Ya abi alacağız, hangisini alalım, hangisi mantıklı, işte daha ucuz. Bu arada aradaki fark, farklardan birisi de Type-C olan daha pahalı şu anda. Lightning girişli olan daha ucuza satılıyor. Bu ürünler birbirinden farklı ürünler değil aslında arkadaşlar. Bir güncelleme, update geldi gibi düşünebilirsiniz. Yani satıştan bu düştü, yerine bu devam ediyor. İsimleri aynı, özellikleri aynı değil. Özellikleri konusunda birkaç yenilik var, onlardan bahsedeceğim. Sesi konusunda bir fark var mı? Bir şey bulamadım internette. Bu videoda en sonunda onu da deneyeceğim arkadaşlar. Çıkarıp takıp bir deneyeceğim. Bakalım, merak ediyorum ben de açıkçası bir geliştirme var mı diye. Ama ufak tefek geliştirmeler var, bunlardan size bahsedeceğim. Yine bana söylendirecek bir şey de bulmuşlar, bir özellik hakkında yine takıldım ben. Ondan da bahsedeceğim tabii ki. Hemen kutusunu açıp bir başlayalım. Evet, dur şurada açalım ki beraber tadı çıksın değil mi bu işin? Bu arada videoda overexposure olmuş ama böyle iyi ya, beyaz beyaz hoşuma gitti. Hoppa. Evet arkadaşlar, kutuda çıkıyor. Bu arada hepsi buradan aldım. Kutusu çok kolay çıktı ya, çok enteresan. Allah, diğer eski kutuya bakacağım, o da kolay çıkıyorum diye. Ha, o da kolay çıkıyormuş bu arada. Tamam. Lan dedim, şeyler mi eksik, bir şey mi oluyor ama kolay çıkıyor ya, o da kolay çıkıyor. Zor çıkma olayı olmadı. Kutusundan neler çıkıyormuş hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Tabii ki kitapçıklar çıkıyor şu şekilde, görmüş olduğunuz gibi. Ama sticker çıkmıyor, diğer ürünlerden çıkıyor ama bundan çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle bizi karşılıyor AirPods Pro 2. nesil Type-C versiyon. Şöyle bir alalım bunu şuraya. Şurada aşağıda da kablo gizli. Kabloyu da şöyle çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada tabii silikon uçları var. Silikon uçları güzel. Şöyle biliyorsunuz siz bunları artık arkadaşlar ya. Bunları göstermeye de gerek yok ama belki ilk defa almayı düşünenler izliyorsa içinden bunlar çıkıyor. Bir de iPhone'larda çıkan bu örgü kablo çıkıyor, beyaz. Ve tabii ki uçları Type-C'den Type-C'ye arkadaşlar. Kablosu şöyle dursun. AirPods'u da şöyle bir kutusundan çıkaralım. Hops, kutusundan değil, jelatininden. Allah Allah, bu jelatin ya, plastik. Bunlar kağıt olmamış mıydı? Diğerininki duruyor mu? Ha, diğeri de kağıt değil. Bunlar kağıt değil. Allah Allah. Böyle şey arkadaşlar, bu yani karbon nötr değil bu. Kesinlikle değil. Allah Allah. Neyse ya, bana ne abicim karbon. Apple'ın karbon hikayesi. Evet. Kutusundan çıkardık arkadaşlar. Her zamanki gibi mis gibi, kaymak gibi çiziksiz bir AirPods. 3 saniye sonra çizilmeye hazır tasarımıyla beraber. Çok güzel. Kulaklıklarımız güzel görünüyor. Dizayn olarak diğeriyle hemen kıyaslayacağım tabii ki kulaklıkları ama önce bir şu kurulum işlemini bir yapalım. Kurulum dediğimiz şöyle, kulaklıktan çıkarıyorsunuz. Kapağını açıyorsunuz. Ekrana geliyor zaten. Bağlan diyorsunuz ve eşleşiyor arkadaşlar. Evet, kurulumunu yaptım. Şimdi ne gibi farklılıklar var, bundan bahsedeyim. Birincisi arkadaşlar, bu Lightning olan versiyon piyasadan kalktı. Şu an sitelerde satılıyor hala ve daha ucuza satılıyor. Aralarındaki en temel fark bu bence, bana sorarsanız. Fiyatının daha uygun fiyatlı olması. Onun dışında Apple boyutlarında vesaire bir geliştirme yapmadı. Sadece portlar değişti görüntü olarak. Yani birinde Type-C portu varken diğerinde Lightning portu var arkadaşlar. Aralarındaki, şöyle göstereyim, görüntü farkı bu. Bir diğer konuda kapakta bir iyileştirme var mı? Ben bunu merak ediyorum acaba, hangisi yeni? Ha tamam, şu. Tabii ki kapakta bir geliştirme yok, yine tıkır diyor. Yani ona yapacak bir şey yok artık, bunlar böyle. Ama bir geliştirme var. Önceden AirPods Pro Lightning olan versiyonun sertifikası IPX4'tü arkadaşlar. IPX4 sertifikası ne anlama geliyor derseniz, her yönden su sıçramalarına karşı korunaklı demek. Yani kulağınızdan çıkan terden, dışarıdan gelen yağmura karşı korumalı. Sadece sıçramalara karşı korumalı demek bu. Bir üstüne çıktığınızda tazyikli sıçramalara karşı korumalı. Ya da bir altına düştüğünüzde bu sertifikanın, işte sadece yukarıdan belli bir açıdan gelenlere, işte dik gelenlere gibi böyle sınıflandırması var. Bir kulaklıkta olması gereken su geçirmezlik standartına bence uyuyor. Her yönden su sıçramasına karşı korumalıysa okeydir bence. Peki Type-C versiyonunda ne oldu derseniz, IP54 sertifikasına geçildi arkadaşlar. Bu sertifika ne anlama geliyor derseniz, IP54 işte 44, 67 gibi rakamları görüyorsunuz ya. Bu rakamların anlamları var. Birinci rakam toza karşı dayanıklılık, birinci basamaktaki. İkinci basamaktaki ise suya karşı dayanıklılık. IP54'teki 4
IPX4 ile aynı arkadaşlar. Yine bu kulaklıkta su sıçramalarına karşı her yönden dayanıklı Type-C olan versiyon. Yeni gelen özellik ise toza karşı dayanıklılık olan 54'teki o 50 basamağı arkadaşlar. Peki 5'in anlamı şu arkadaşlar. Toza karşı dayanıklı ama toz geçirmez değil. 6 olsaydı 67, 64 sertifikası gibi 66 olsaydı birinci basamak, o zaman toz geçirmez olacak. Yani kesinlikle bu ürün toz geçirmez anlamına gelecekti. Yani aslında çok iyi bir sertifikası var toz açısından. 5 onun bir altı. Toz geçirmez değil ama toza karşı dayanıklı. Onun da altında şey var işte, bilmem ne mikrondan büyük tozlar, bilmem neden büyük tozlar gibi gibi gidiyor. Aslında en iyisini bir alt versiyonu diyebiliriz. 60 en iyisi. Merak edenler için şöyle şuraya koyayım. Oradan bakarsınız arkadaşlar bu sayıların anlamına. Yani Apple burada bir toz kalkanı yaptı mı bilmiyorum. Sanki böyle şey gibi, ya biz niye IPX4'e başvurduk, IP54'e başvuralım da bu sefer 54 olsun gibi de olabilir. Bir tozla ilgili geliştirme de olabilir. Bir diğer yenilik de Apple'ın yeni çıkaracağı Vision Pro gözlüğü var biliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili şimdi dünyanın en saçma şeyi, duyduğum en saçma şey bu. Type-C versiyon Vision Pro ile ultra düşük gecikmeli olarak kayıpsız sesi destekleyecek. Eşleştirip kullanabileceksiniz. Ama Lightning portlu olanı kullanamayacaksınız. Birincisi, bu detay nerede belirtiliyor derseniz, AirPods Pro'nun İngilizce sayfasında. Türkçe'ye hiçbir veri girmemişler Vision Pro ile ilgili. Muhtemelen Vision Pro'yu Apple Türkiye'ye getirmeyecek. Resmi olarak getirmeyecek büyük ihtimalle. O yüzden o detaya girmemişler. Ben hemen kafaya taktığım için gidip Apple'ın İngilizce versiyonuna baktığım zaman bu açıklamayı görüyorum. Dedim peki, yani sonuçta yazmışlar. Okey, siteyi bu arada güncellerken birebir aynı siteye sahip. Yani bu iki ürünün de sitesi aynı. Sadece Type-C ile olan bölümü değiştirmişler. Bir de H2 çipin yanına Vision Pro ile ilgili detayı eklemişler. Yani aslında birebir aynı ürün, gelen güncellemeleri sitede eklemişler. Yeniden bir sayfa tasarlamamışlar. O zaman dedim ya, sonuçta bu da destekten, niye öyle olmasın ki? Aşağıya inip detaylara baktığınız zaman, o minicik rakamlarla işaretliyorlar ya, baktığınız zaman gerçekten de sadece with Type-C demişler. Yani AirPods Pro ikinci nesil destekler dememişler bunu. AirPods Pro Type-C'li versiyon destekler demişler. Dolayısıyla duyduğum en saçma yenilik, iki aynı cihaz. İşlemcileri aynı, pil performansları, tasarımları, her şey aynı. Konektörleri farklı sadece. Ki bu kulaklığın değil, konektör kabın olayı. Şimdi şöyle kulaklıkları da çıkarıp aynı zamanda onu da karşılayalım. İki tane kulaklığı elinize aldığınızda şöyle. Bunlar iki tane aynı kulaklık arkadaşlar. İşlemcileri, sürücüleri, her şey aynı. Web sayfaları, kutuları, her şey aynı. Ama nedense birisi Vision Pro'da bu özelliği destekleyecekken diğeri Vision Pro'da yok. Yani bu çok saçma bir şey, anlıyorum. Ticari firmalar biraz ticari oyunlar yapıyorlar ama yeni bir versiyonda olabilirdi. AirPods Pro 3'te olabilirdi belki ama yani bu çok saçma geliyor bana. Kendimi kazıklanmış gibi hissediyorum arkadaşlar ki hiçbir zaman Vision Pro olmayacak. Ama böyle biraz ne bileyim aşağılayıcı geliyor. Siz bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Abi istediği halde istediğini yapar da diyebilirsiniz. Ama aynı üründe bunun yapılması bilmiyorum, ezik geliyor biraz ya. Neyse işte onu geçelim. Şimdi şöyle şuradan filtrelerine vesaire baktığımız zaman evet arkadaşlar, birebir aynı ürün bunlar. Yani bunların arasında bir fark yok. Şimdi ikisini karıştırmayayım, şöyle bakayım. Evet, birinin kulağının içi pis, birininki değil. Oradan anlayabiliyoruz. Şimdi ben hemen şu testi de yapmak istiyorum arkadaşlar. Sesinde bir gelişme var mı? Bir değişiklik var mı? Olabilir mi? Olabilir. Eğer toz koruması için bir kalkan daha çektilerse falan, içeride bir izolasyon vesaire, bu akustiği değiştirebilir gerçekten de. Sesleri farklı olabilir. Ama ben şimdi Onur Akbaş olarak hemen bir test etmek istiyorum arkadaşlar. Her zaman dinlediğim müziklerden birini açıp dinleyeceğim. Vallahi gümbür gümbür AirPods Pro sesi bu ya. Ben bir fark göremedim. Ya çok iyi geliyor zaten de. Hemen anında takıp devam edeyim müziğime. Bir fark göremedim ama ben biraz daha test edeceğim şimdi arkadaşlar. Söylerim size notlarımı. Evet arkadaşlar, bayağı test ettim. Bir fark yok. Testi yaparken şu geldi aklıma. Karıştırmaktan bahsettim ya. İkisini aynı anda kullanmaya çalışacağım. Merak ettim nasıl olacak. Bir de kutuları karıştırırsam ne olacak, onu merak ettim. Şimdi sağımdaki yenisi, solumdaki eskisi takıyorum, ne olacak. Şu dıdın dedi. Bu da dedi. Şu an takıldı ikisi de. Çok enteresan. Soldaki çalışıyor, eski olan, yeni olan çalışmıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yenisinin kutusuna eskileri koyacağım. Bakalım ne olacak. Aa. Vay. Zaten bir ses verdi. Ardından hemen uyumsuz bir AirPods Pro kutuya takıldı diye uyarı verdi arkadaşlar. Demek ki böyle bir şey olmuyormuş. Vay, çok iyi. Tamam, bunu da test etmiş olduk arkadaşlar. AirPods Pro'ların korsanı çok oluyor. Çakması çok oluyor. Güvenli linkleri aşağıya bıraktım. Hepsi burada. Trendyol, Amazon'dan alabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken konu, satıcı kısmında Hepsi Burada'yı, Trendyol'u ve Amazon Türkiye'yi görmeniz arkadaşlar. Başka satıcıların güvenilirlik durumu tartışılır. Tabii iyi esnaf da vardır ama kötü esnaf onların hakkını yiyor. Ben kesinlikle almam. Öyle söyleyeyim. Orada Hepsi Burada'yı göreceğim. Yoksa almam arkadaşlar.
bilginiz olsun. Eğer orada görmüyorsanız da diğer satıcılar kısmında mutlaka oluyor hepsi burada ya da Amazon. Ona da dikkat edebilirsiniz. Videoyu beğenseydiniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.